Bismillahirrahmanirrahim. Altıncı hakikat. Bab-ı haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki cilvesidir. Bu diğer derslerden hatırlayacaksınız abiler, kıymetli abiler. Bab kapı. Yani kainatta haşmet kapısı. Ve o kapının haşmet kapısının sermediyeti. Yani devamlılığı. Nasıl bir haşmet? Yani şu anda üzerinde bulunduğum küre. Değil mi? Üzerinde bulunduğum dünya küre. Uzayda işte saatte 111 bin kilometre yer değiştiriyor. Aşağıda izah edecek şimdi. Dağıtmıyor, sarsmıyor, uzaya fırlatmıyor, hiç hissetmiyor bile insan. Sabit zannediyor. Allah'ın haşmetinin, celalinin azametine boyun bükmüş. Hatta Cenab-ı Hak buyuruyor, dünyayı insan için diyor beşik hükmünde yarattım. Yani titreşimleri var. O dönmekten gelen, o azametli hareketinden gelen o depremmesi, titremesi, o dağlar tarafından kazıklar çakılmış, dağlar tarafından süspansiyon yapılıp emiliyor ve içindeki misafirlere hissettirilmiyor. Ve uzaydan bir geçtiği yerden bir daha geçmiyor. Yani Allah'ın haşmetini ve sermediyetini, devamlılığını bir an alakası kesilmiyor. Dünyadan bir buçuk milyon daha kat büyük güneş şu anda lamba ve soba yapılıp dünyaya hizmetçi edilmiş. Ben şu anda dünyanın büyüklüğünü hayalim almıyor. Yani ondan bir buçuk milyon kat daha büyük bir kürenin ne olduğunu yani nefsim olarak size ifade etmiyorum kusura bakmayın. Yani nefsim olarak idrak edemiyorum. Yine daha önce geçti. Sözlerde yani 16. sözün içinde olması lazım. Sözlerde yine 15. sözde bir ifade var. teşbih fakat hakikat bir teşbih Eğer diyor uzay feza, sema eğer uzay bir okyanussa diyor okyanusu dünya değil. Güneş bunda sadece bir damlacık diyor su kabarcığı. Fen de aynı şeyi söylüyor. Yani galaksilerin içinde güneş sadece bir tane nokta, bir toz bulutunun içinde bir nokta. Samanyolu galaksisinden bundan kaç tane olduğunu Allah biliyor önce sayısını. Dünya var, içinde bir de ben varım. Yani bu neyi gösteriyor? haşmet sahibi bu kapı, haşmet kapısı celil bir Allah'ın varlığına. Değil mi? Bunun devamlılığı, sermediyeti yani bir saniye bile yörüngelerinden çıkmamaları o haşmet içindeki intizam, nizam, ölçü, tartı, mükemmellik, mucize kapının arkasında sermediyet kapısının, devamlılık kapısının arkasında baki bir Allah'ın bir cilvesi. Zatının değil, şuununun değil, sıfatının değil sadece esması'nın baki ve celil esmasının bir cilvesinin karanlık bir gölgesinin bir tecellisi bir tecellisi işte bu haşmetiyle bu alemin çeviriyor döndürüyor idare ediyor. Bab-ı haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki'nin cilvesidir. Ve böyle bir haşmet sahibi bir Allah, böyle bir celal sahibi celil Allah, sermediği baki bir Allah doğmamış ve doğrulmamış, yoktan gelmemiş ki yok olsun, hep var olan, mevcudu meçhul, mahluk olmayan bir Allah, kainatta ufacık, tefecik, hiç hükmünde olan bir insanla muhatap olup, onu muhatap kabul edip, onun seviyesine inip, kendi zatını ikramlarıyla ona sevdirip, onu kendine dost ve halil ve muhatap yapmak istiyor. Değil mi? Şu izzete, şu azamete, şu ikrama insanın böyle bakıp demesi lazım. Sonsuz kere sana kainattaki zerrat adedince hamdü senalar olsun. Değil mi? Beni yoktan var ettin, bu alemi idare ediyorsun ve beni kendine muhatap ve dost kabul ettin ve bana tenezzül ediyorsun. Kalbimden geçen en küçük hatıratlara bile o kadar haşmetli, o kadar celil, o kadar celal, o kadar sermedi ve baki ve sonsuz esmanın sahibi olduğun halde en küçük mahlukatına şefkatinle, merhametinle tenezzül edip, onun kalbinden geçen en küçük hatıratlara dahi hatıratlara dahi cevap veriyorsun fiili ve kali olarak. Elhamdülillah. Ve böyle bir Allah bu kadar üzerine titredi diyor bir mahluku oraya bağlayacak. Bu dersin mukaddimesi yok etmek için, hiçliğe atmak için bu kadar masraf yaptığı, tenezzül ettiği, azametini bildirdiği, kendi kelamı ile şereflendirdiği Peygamber göndererek onu alemin en üst noktasına aldığı, dost ve muhatap kabul ettiği en sevgili mahluku olan insanı elbette diyor toprağa sokup yok etmek için yaratmadı. Ona da sermediyet verecek, Baki isminin cilvesini ona ebediyen tattıracak, haşmetli, cennette haşmetinin en azametli tarzında celil olarak, cemal olarak, celal olarak ona gösterecek ve cennetin dışında kendi celalini en geniş pencereden onun seyretmesini murat edecek, murat etti ve istedi. Ve insan buna namzet. Yeter ki onu unutmasın değil mi? Dünyaya böyle başını önüne eğip de dünyada boğulmasın. Evet bunu bana bana izah edecek. Rabbim beraber anlamayı nasip etsin inşallah. Babu haşmet ve sermediyet olup Evet, ismi Celil ve Baki'nin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki bütün mevcudatı yani gözünle gördüğün bütün mevcudat kim? Güneşlerden bir tane güneş yok. ki. Güneşten bir milyon kat bu sayı kesrettenkine bir trilyon kat büyük güneşler var. O yüzden diyor ki güneşlerden ağaçlardan aşağı doğru iniyor, zerrelere kadar atomların alt parçacıklarına kadar en küçük noktası olan esir olan zerreye kadar ve zerrenin arkasındaki melekut alemlerine kadar her şey emirber nefer, emir dinleyen asker hükmünde şu anda her şeye tesir eden, idare eden, haşmet rubbiyetiyle her şeyi terbiyesi altında tutan ve onları şu misafirhane dünyada muvakkat hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun. Yani en küçük zerreden en büyük küreye kadar her şeyi kemal-i rubiyetiyle ayakta tutup idare edip her şeyi gören ve bilen ve idare ettiğini bize gösteren bir Allah, bu kadar ehemmiyet ve kıymet verdiği, bu kadar bütün aleme bu kadar masraf yaptı, şu misafirhane dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermedi, ebedi, baki, ölümsüz olan bir daire-i haşmet, ve bir ebedi ali bir medar rubiyeti icat etmesin. Yani en küçük zerreden en büyük küreye kadar her şeye kemali ehemmiyetle üzerine titresin tabirdatı olmazsa, her şeyi görsün, bilsin, idare etsin. Şu fani alemde misafirhaneye dünyada duran en sevgili mahlukatına ehemmiyet vermesin. Onlar için ebedi sermediği bir cenneti yaratmasın. Değil mi? Rubiyetiyle icat etmesin. Hiç mümkün mü? Mümkün değil bu kadar masraf yapıyorsa, bu kadar ehemmiyet veriyorsa, bütün alemi onun ihtiyacı için sanki Kabe'nin etrafında tavaf eden, değil mi? Mahlum melekeler gibi etrafında insanın tavaf ettiriyorsa, zehirli böcekten bal yediriyorsa, elsiz böcekten ipek giydiriyorsa, ona akıl, şuur, ruh, latifeler, duygular, göz, kulak, aile, çoluk, çocuk, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an, bütün alemi ona ona yardım ettiriyorsa, onun imdadına koşturuyorsa bu kısacık, fani, geçici, hiç hükmünde olan hayat için Allah'ın rubbiyet ve azameti ve sermediyeti bu kadar masrafı ne yapmaz? Kaldırmaz. Evet şu kainatta görünen, biraz daha geniş bakacak. Mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat. Değil mi? Seyyaratın, yani gezegenlerin, kürelerin, yıldızların, tayyare misal hareketleri gibi azametli hareket. Arzı insana beşik, yani bebeğin beşiğin içinde sallanıp böyle istirahat-ı daimesini temin etmek gibi dünyayı hareketinden ve içindeki ateşin zelzelesinden kurtaracak. Dağları kazık yapıp, bir kısmını da baca yapıp, içerideki ateşi yakıp dünyanın etrafını buzul kaplamasını engelleyip fakat o fay tabakalarını taşları da böyle taşlarla dağlarla kitleyip ve o titreşimleri dönmekten gelen titreşimleri o dağlarla süspansiyon yapıp böyle emip beşik hükmünde bütün ihtiyaçları içine koyup sanki uzayda seyahat eden bir gemide değil de sabit muhkem bir yerde gidiyormuşun gibi emniyet ve selamet içinde gezdiren rubbiyeti azimesi değil mi? Azametli hareket, arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi. Değil mi? Bütün devletler toplansa güneşin bir dakikalık yakıtını karşılayamazlar. Hatta ayet el kübra risalesinde bir teşbih var. Fakat ondan çok çok öte bizim aklımıza yakınlaştırmak için diyor ki dünyanın diyor bütün denizleri. Onu da hayalim almıyor. içindeki suların diyor 1 milyon katı büyüklüğünde diyor gaz diye petrol olsa dünyanın bütün diyor odunlarının 1 milyon katı diyor odunları bir araya getirsen hepsini bir saniyede bir anda yakacak kuvvetin ve kudretin olsa oradaki aldığın enerji diyor dünyanın diyor bir dakika güneşin bir dakikalık diyor yakıtını karşılayamaz. Zaten güneş sönse, güneş dursa, içine kapansa uzayda onun etrafında onun cazibesiyle onun kütle çekim kanunlarıyla, itme ve çıkma kanunlarıyla bir nevi imamı olduğu için güneş sisteminin veya çıkrığın başı olduğu için asıl dönen güneş olduğu için onun etrafında dönen mevzup meyveleri olan gezegenler güneş durduğu anda o cazibeden kurtulup uzayda başıboş kalıp gidip başka kürelere çarpıp yörüngesinden fırlayıp giderler. Ve kaçacak yerde bulamayız. Yani Onu öyle dakik mizanla, intizamla, tam ölçüyle birbirine tutturmak. Yaklaştığı zaman güneşe, elips yörüngesini çizerken, yaklaştığı zaman güneşe hızını arttırmak. Uzaklaştığı zaman azaltıp, yörüngeden dışarı çıkartmamak. Ve güneşle beraber, bütün güneş sistemi, uzayda bir geçtiği yerden bir daha geçirmemek. Ve kainatta seyahat ettirmek, onun cel celalini, ve sermediyetini değil mi? Ve haşmetini ve azametini ve baki isminin tecelli azamına birer ayna olduklarını gösteriyorlar. Evet. Ölmüş kurumuş kürri arzı. Ölmüş kurumuş kürri arzı bazı bölgelerde diriltmek. Evet. Ölmüş kurumuş kürri arzı kışın arkasından bahar mevsimine diriltmek oradan insanların erzaklarını göndermek, süslendirmek, çiçeklerle her tarafı donatmak, geniş tahvilat gösteriyor ki, perde arkasında kainat cinsinden olmayan, bu sanatın arkasında bu sanatın cinsinden olmayan, bir azamet rubbiyet sahibi sanatkar Zülcelal'in muhteşem bir saltanatı var ve o saltanatıyla her şeye hükmediyor. Bir yerde bir ifade var. Ey insan seni böyle bir rubbiyet başı boş bırakmaz. Gelecek ileride yaptığın her harekata dikkat eder. Her şeyi kayıt altına alır. Ona göre mahkeme-i kübrada diyor hesabını soracaktır. Böyle bir saltanat rubbiyet, Rab ismi, rubbiyet saltanatı, her şeyi idare eden, gören ve zerre kadar şirke müsaade etmeyen saltanat rubbiyet, kendine layık bir rayiyet ister ve şaheste bir masar ister. Onu tanıyan, onu yücelten, alemde ona ayna olan ve onun aşkıyla yanan kendine layık, kendine layık raiyet ister ve şaheste kendi baki ismine masar, baki aynadar müştakları murad eder. Ona ebediyet ve devamlılık verir. Cennette onlara beka verecek cennette. Halbuki görüyorsun mahiyetçe en cami ve mühim rayiyeti ve bendeleri şu misafirhane dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmıştır. Perişan bir suret Efendimiz Ali Vesselam'ın ifadesiyle hani Allah hepimize hayırlı, bereketli, uzun ömür nasip etsin. Allah yolunda kullanılacak. Fakat diyor ki ümmetimin ömrü 60-70'i pek geçmeyecek. 60-70'i pek geçmeyecek. Kendisi 63'te ruhun ufkuna yürüdü. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Perişan bir suret şu. Zaten üçte biri uykuyla geçen, ilk beş senesi çocuklukla geçen, günlerin böyle saniye gibi arka arkaya dizildiği, oraya gittin, buraya gittin, arkaya baktın hiçbir şey yok. Öne baktın meçhul. Hani perişan bir vaziyet var. Ne geçmiş geri geliyor ne gelecek var bulunduğum bir dakika içine sıkışmış, bir dakika bir dakika devam eden, ölümün nerede geleceği belli olmayan, perişan, geçici bir hayat. Bir yerdeki ifadesiyle bir gecelik konmak ve göçmek için bir otel, bir han. Değil mi? Bu kadar basit bir hayat. Böyle bir sermediyet, böyle bir azamet, böyle bir rubiyet, Celil ve Baki isminin sahibi bu kadar geçici, kısa, muvakkat hayatın arkasında haşa, sümme haşa, ebedi bir hayat olmasa, her şey burada bitseydi Allah'ın bütün isimlerine muhalif olurdu. Ve haşa sümme haşa idrak etmek için söylüyorum. Allah'ın yaptığı bütün icraat israf olurdu, boşa giderdi. Ve insan da Allah'a düşman olurdu. Madem beni yarattın, gözümü açtın, kulağımı taktın, güneşi, ayı bana hizmetçi ettin, her şeyi etrafıma döndürdün, beni yok etmek için mi bunları tattırdın? Madem yok edecektin niye var ettin diye insan diyor en sevdiği Rabbine karşı en büyük diyor düşman olur. Allah da böyle bir rubbiyetine ters düşen, böyle israf olan, böyle hikmetsiz olan bir işten Allah diyor sonsuz derece münezzehtir. Demek şu muvakkat, perişan, adi hayatın arkasında muvakkaten toplanmış insanlar ebedi, sermediği, devamlı, baki, ölümsüz bir hayata geçiş yapacaklar. Burada sadece tecrübe ve imtihan ve kabiliyetlerin bir parça açılıp cennette idrak edeceğin Esma Hüsna'yı burada idrak etmen için bir muvakkat imtihan meydanından geçip ebedi hayatın kapısını açıp oradan devam edilecek geçici bir hayat. Neleri idrak edecek insan burada? Cennette olmayan neler var ama bilmesi gereken. Çünkü onları bilmezse cennetin dışına çıkıp da Allah'ın zatını idrak edemeyeceği, bazı kabiliyetlerin burada açılması gerekiyor. O yüzden Allah insanı buraya göndermiş. Mesela cennette günah işlemek olmaz, değil mi? Günah işlemek olmayacağı için Gaffar, Gafur, Settar, Affeden, Başlayan, Merhamet Eden, Örten, Kerim, Latif, Rahim, Rahman isimlerinin günah boyutunda dünyada tadılıp, tadılıp onların ne olduğu idrak edilip Ondan sonra Settar'ın açılması, Gaffar'ın açılması, Gafur'un açılmasıyla ebedi cennette o isimlerden de zat-ı ilahi müşahede etmenin kapısı burada açılıyor. Mesela ölümü tatman gerekiyor. Ölümü. Hay kimdir, Muhyi kimdir, Mumit kimdir? Ancak insan öldüğü zaman ölümsüzün kim olduğunu idrak edebilir. O yüzden dünyaya gelip eceliyle ölmesi gerekiyor ki ölümsüzü idrak etsin tam manasıyla. Melekler ölüm ismini bilmiyorlar. İsmini biliyorlar, kendisini bilmiyorlar. Yanlış söyledim. Ölümce ancak ölümsüzü onlar da kıyametten sonra idrak edecekler. Onların da bir açılma yerleri var. Mesela hastalanmazsa insan Şafi isminin ne olduğunu bilemez. Şafi burada öğrenecek ve herkese. Yani çok esmanın açılma yeri, idrak edilme yeri olan geçici, muvakkat ara hayata gönderildik, değil mi? Ara hayat. Burada bunlar idrak edilecek, burada bunlar tadılacak. Bunlar böyle toprağa delip de filiz olarak dışarı çıktıktan sonra bir daha toprağa delmeye gerek yok. Filiz olarak çıkmış, ebediyen Şafi isminden şifa alacaksın. Ama Şafi'nin ne olduğunu bilmeyen ebedi alemde Şafi ismini idrak edemez. Mesela, misal vereyim, devam edeceğim. İlkokul 1'de veya anaokulunda A'yı, B'yi, C'yi öğrenmeyen, veya Elif'i, Bey'i, T'i, Jimmy'yi, H'yi, hıyı öğrenmeyen, harf öğrenmeyen, Kur'an okuyamaz. A, B, C öğrenmeyen kitapları, Latin harfleri yazılmış kitapları okuyamaz. Fakat harfleri öğrendikten sonra o harflerin bir araya gelmesinden gelen kelimelerdeki manaları idrak ediyorsun. Zahiren harf okuyorsun, ama hakikatte kelime okuyun, o kelimelerin manalarını alıyorsun. İnsan dünyada Şafi isminin harfini öğrenmeye geldi. Gaffar isminin harfini, Gafur isminin harfini, işte Kerim isminin harfini, Mevt isminin, Muhyi isminin, Hay isminin, Mümit isminin harflerini öğrenmeye geldi buraya. Bunları öğrendikten sonra cennette ebedi alemde bunları birleştirip o kelimelerin bir araya getirilip o kelimelerden katibe çıkılacak bir yol açılmayı cennette Allah gösterecek. Fakat harfi öğrenmeyen kitap okuyamaz. Kur'an harflerini idrak etmeyen Kur'an'a geçemez. Evet. Hem bütün rayet yani bütün insanlar temin anlattığım şeyin izahı tecrübe hizmet için yani kabiliyetlerinin açılıp sözlerinde durup Allah'a cüz'i iradeleriyle teslim olmaları için şu meydan imtihanda muvakkaten kısacık, daracık ne zaman biteceği belli olmayan bulunuyorlar. Geçici bir şekilde bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebettül ediyor, her saat değişiyor, her an değişiyor. Gidenler gelmiyor, gelenler de gidiyor. Devamlı bir surette dünyanın yüzü de içindeki insanlar da. Her an bir faaliyet var, kervan devam ediyor. Ve temin ifade edildiği gibi bir gecelik konmak ve göçmek için insan bu dünyaya gelmiş. Bir gece, gündüzü olmayan bir gece hayatı yaşıyorsun. Hem bütün o rayet Saniye Zülcelal'in Kıymetler ihsanatının numunelerini harika sanat antikalarını çarşı alem sergilerinde ticaretgah nazarında temaşa etmek için şu teşirgahta bir de birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar. Mesela onlardan bir tanesi nedir? Kıymetler ihsanatının numuneleri bir tanesi hayat. Hayatı tattık. Yokluktan geldik. Varlığı ne olduğunu bize tattırdı. Yani en büyük ihsan diyor hayattır. Harika sanat antikalarını, renk sofrası, koku sofrası, akıl sofrası, kalp sofrası, ruh sofrası, yani yiyecek içecek sofrası en düşüğü. Hayat sofrası, evlat sevgileri, yani o sofralar, muhabbet sofraları, bunlar antikayı çarşıya alem sergilerinde, yani sergilerde numuneler. Burada tatmaya izin var ama yutmaya izin yok tadıp aslına iştihak uyandırıp oraya teveccüh edip aslına doğru gitmeye doğru bir meyil vermesi için izin var. Ya dünya baki değil. O da fani ben de faniyim. Yani bir nevi fuar. Sergi açılmış. Numuneler konulmuş. Den deniyor ki perde arkasında bunların aslı var. Evet. Temaşa etmek için teşhir geçti birkaç dakika durup yani 60 yaşına da gelsen, 45 yaşına da gelsen geçmiş hayatına baksan diyeceksin ki ben dünyada bir dakika durdum. İleride daha da ileride diyeceksin öldükten sonra vallahi dünyada ya iki dakika durdum ya bir dakika durdum. Zaten hayatım bu dakikanın içindeydi. Bir dakika öncesi yoktu, bir dakika sonrası da yoktu. Birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar. Dedenin dedesi nereye gitti değil mi? Onun dedesi nereye gitti? Kayboldu. Yok ismi bile bağ. çoğunun ismi bile yok dünya cihetinden kayboluyorlar. Dünya herkese diyor nişan yaptı ama kimseyle düğün yapmadı. Herkes ben dünyanın sahibiyim dedi ama dünyanın kulu olanları dünya her zaman mağlup etti. Hepsi toprağın bağrına girdi, çürüdü, kayboldu, gitti. Geriye ne kaldı? Ameller kaldı işte. Başka da hiçbir sermaye yok. Hayırlar ve şerler elime alacağım, bu dünyadan bu şekilde çekip gideceğim. Ama dünya cihetinden ne malı kaldı, ne mülkü kaldı, ne ismi kaldı, ne cismi kaldı, ne şekli kaldı. Kayboldu gitti. Yani insan hiç anlamıyor, hiç idrak etmiyor değil mi? Öleceğini bilip de öleceğine iman etmiyor insan. Bildiği halde iman etmiyor. Yok olacağını bildiği halde dünya cihetinden. Baki aramıyor. Halen daha gözünü kapatıp fani alemi baki zannediyor. Ve o uykuyla sekerata girip Azrail aleyhisselam uyandırdığı zaman da en büyük uyanmayı yaşıyor ama iş işten de geçmiş oluyor. Evet şu meşher ise her dakika tahavvül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. Giden gelmez, gelen de gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki şu misafirhane, şu meydan ve şu meşherlerin arkasında Madem Allah sermediğidir, madem Allah bakidir, madem celal sahibi celildir, hem haşmet rubiyeti vardır, hem kadirdir, kudreti her şey yeter. O zaman böyle bir Allah, böyle bir fani aleme en sevdiği mahluklarına için razı olmaz. O azameti ve kudreti namütenahi olan Sultan-ı Zülcelal, evet kendi misafirhane ve şu meydan ve şu meşherin arkasında, sermediği saltanatına, ebedi saltanatına, sonsuz saltanatına medar ve mahzar olacak kendi sevdiği kulları için şu anda yarattığı ve hazır olan cennet saraylarında müstemir meskenler fakat cennete layık meskenler taştan, topraktan betondan, demirden yapılmış insan eliyle olan adi meskenler değil oradaki taşlar diyor buradaki ağaçlar gibi canlıdır Oradaki diyor ağaçlar buradaki hayvanlar gibidir cennette. Ağaca gel dersen diyor gelir. Musahardır. Oradaki hayvanlar diyor cennet hayvanları buradaki büyük insanlar gibidir. Onlarla sohbet edilir, muhabbet edilir. Oradaki insanların keyfiyeti buradaki akılla idrak edilemez. Yani ana rahminde bir damla su olan insan 9 ay 10 gün sonra doğacak olan bebekle anlaşılamaz bir damla sudan. İnsan şu anda bir damla su hükmünde Cennette ise doğum günü. Asıl bedeniyle beraber girdiği yeni hayat, sıfır başlangıç cennetin kapısı. O yüzden oradaki meskenler Allah'ın kudret eliyle yapılmış. Kendi ebedi aleminde ebedi sevdiği mahluklarına ebedi kalacakları ve daima değişen, güzelleşen, farklılaşan, tek düzelik olmayan, tek düzelik olmayan, böyle sıkılmayacağın, daralmayacağın, bunalmayacağın, nefsin, kalbin, ruhun, latifelerin her türlü ihtiyacını artarak devam ettireceği ve Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ebediyen beraber olacağı meskenler var. Yani nefsime şunu söylemem lazım. Burada iki tane beton, bir tane demir bunlar değil onlar. Değil mi? Bunlar hiç hükmünde. Hiç hükmünde. Hatta mesken bile denilmez bunlara. Değil mi? Mesken bile denilmez. Kutu, hücre gibi yerler işte. Şu dünyada gördüğümüz numunelerin, suretlerin en halis, en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Yani buradaki mesela bir meyve yediği zaman insan dili ve beyniyle tadıyor. Orada yine meyve var. Fakat oradaki meyve insan gözünün aldığı bir lezzet, koku aleminden burnunun aldığı bir lezzet, ağzına attığı zaman diyor kemiklerinin iliklerine kadar tattığı bir lezzet, onda aklının onun yaratılmasındaki ince sanatları idrak etmesinden gelen fikrin bir lezzeti, üzerindeki Allah'ın isimlerinin tecellisini, gölgesiz tecellisini duymaktan, hissetmekten gelen kalbin bir lezzeti, o elmayı sana gönderen zata, elmanın aracılığıyla ona ulaşıp ruhunun onun zatıyla muhatap olma lezzeti ve binlerce latifeler ve duygular iç içe geçmiş, ve her an artarak bir 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 üzerine eklenerek giden bir lezzet işte hakiki cennete layık olan bir lezzettir. İnsan bunları konuşuyor şu anda. Aklı tasdik ediyor. Evet böyle bir alem olması lazım ve var diyor. Allah da yemin etmiş. 124 bin peygamberiyle bunu tasdik etmiş kitaplarıyla. Vicdan ve akıl da bunu kabul ediyor. Ama anlaması gereken şu. İdraki maali bu akla gerekmez. Zira bu akıl o kadar sikleti çekmez. Yani sen dünyevi akılla o cennetin meskenlerini, lezzetlerini, tatlarını, oradaki keyfiyeti, Cenab-ı Hak'ta olan birlikteliği, cemalini seyretmenin keyfiyetini, ruhun aldığı lezzeti şu anda insanın aklı idrak edemez. Sadece uçları elinde olduğu için varlığını kabul edebilir. Ve var olduğuna tam iman eder. Ve böyle olması lazımdır der. Madem ki Allah var, elbette ahiret var. Elbette de müminler için, hakiki müminler için cennet de var. Evet, fakat bir cümle geldi. Çok sıkmadan onu da söyleyeyim. Hazret diyor ya, zaman gösterdi ki, hangi makamda söyledi bilmiyorum. Cennet diyor ucuz değil. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Evet. Demek burada çabalamak onlar içindir. Zaten dünyada elinde bir şey kalmıyor ki. Demek ki burada yaptığın her şey ya cennet hesabına ya cehennem hesabına gidiyor. Ahirette diyor ahirette kalacağın kadar dünyada da dünyada kalacağın kadar ehemmiyet var. Dünyayı kesben elle ayakla çalışma olarak terk etme. Fakat kalben terk etmezsen o kalp diyor bu dünyayı kabul etmez. Zaten yine Mesnevi'de bir ifade var. Yanında götüremeyeceğin bir şeye kalbini bağlamak diyor sana layık değildir. De mi? Ne tapularını götüreceksin, ne malını götüreceksin, ne mülkünü götüreceksin. Yanında götüremeyeceğin bir şey diyor, kalbini bağlamak sana layık değildir. Böyle çok kıymetli bir abim vardı, belki şimdi buradadır, ismi miyim değil. Bir ara demişti, böyle çok ders aldığım bir şey, kafama yazdığım bir şeydi. İyi ki bu musibet geldi de, belki haram karışmış olan mallarımızı da elimizden alıp sadaka hükmüne geçirdi. Ahirette de bizi Allah diyor hesaptan kurtardı. Yani malının mülkünün gittiğine üzülmekten ziyade o abi, o muhterem abi seviniyordu. Yani haramlar gitti. İçine karışan belki cürüfler ayrıldı. Ve musibet de dinden dolayı geldiği için, imanından dolayı geldiği için musibet hepsi belki sadaka hükmüne geçti. Affa masar oldu. Burada belki biraz sıkıntı çekildi. Ama ebedi alemde cehennem olarak karşımıza çıkmaktan inşallah bizi kurtardı. Değil mi? Böyle bakmak lazım. Çünkü Efendimiz ifadesiyle aleyhissalatü vesselam hepinizin bildiği ifade müminin ayağına tedbir aldığı halde, dikkat ettiği halde bir taş bile dokansa Allah diyor onu günahına kefaret yapar. Affeder. Bahanesi bahane yapar. Değil mi? Cenab-ı Hak affu rahimdir, affu kerimdir. Her şeyi bahane yapar. O yüzden yapılan hiçbir şey zerre kadar bile olsa başı boş bırakılmaz. Her şey ona göre mükafat, ona göre mücazat verecek. Evet şurada çalıştırır orada ücret verir abiler. Evet şurada çalıştırır orada ücret verir. Eğer kay herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse yani şu anda cennette yerin hazır. Senin ismin yazıyor cennetin kapısında. Bunundur diyor. Yani hazır şu anda mevcut. Maddeden hazır, maddeten cehennem sonradan yaratılacak her insanın gideceği cennet şu anda hazır. Eğer kaybetmezse şu, kimse çekemeyeceği yük, katlanamayacağı imtihan, kaybedeceği bir yola sokulmamıştır. Teklif-i malayutak yoktur. Herkes eğer iradesinin hakkını verirse hazır olan cenneti kazanmak üzere bu dünyaya gönderilmiştir. Mesela Ebu Cehil denilen adam asıl adı Ömer'di. Hazreti Ömer'in dayısı bu adam aşere-i mübeşşere olma kabiliyetinde bir adamdı. Mekke'nin 11 kişilik mi 13 kişilik mi meclisine, senatosuna giren en genç tüccardı. Yemenci belki biliyordu, Süryanice biliyordu, tacirdi, zekiydi, yakışıklıydı, Hazreti Ömer gibiydi, uzun boyluydu. Allah onu o devirde Hazreti Ömer olsun diye gönderdi. O cihazlar onu yükledi, ona göre imtihan yaptı kaybedeceği bir imtihan içine sokmadı onu. Ve cennette yeri hazırdı. Ama inadından bile bile ısrar eder de 200 defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ağzım varmıyor söylemeye ayağına gittiği halde bir inadından bildiği halde inkar etti. Ve ısrar etti. Ve kazanabileceği bir imtihanı kaybetti. Kaybedeceğini Allah biliyor. Allah alimdir. Allah her şeyi bilir. Ve aynı zamanda Allah adildir. Adaletsiz zerre kadar işi olmaz. Hiç kimseyi kaybedeceği bir imtihan içine sokmaz. Beni niye o devirde yaratmadı? Senin niye o devirde yaratmadı? İradelerimiz o devri kaldıracak kadar kapasiteli değildi. İstediğimiz onu kurtarmıyordu. Cenab-ı Hak bizi o devirde yaratsaydı bize zulmederdi. İrademiz yok olurdu. Kaybedenlerden olurduk. Mesela diyor adam Rusya'da yaratılan çocuğun ne kabahati vardı. Ya peygamberin oğlu kafir olduğunu görmüyor musun ha? Yani bir peygamber oğluysa bir adam ona göre imtihan yapılıyor. Bazen de kafirin peygamber kafirin babası kafir olduğu halde oğlunun peygamber olduğunu da görüyorsun. Adam Rusya'da anası babası ateist veya dinsiz olduğu halde hakiki bir mümin olduğunu, birisinin gelip onu bulduğunu, Allah hiç olmazsa bir yerden ona istiyorsa eğer bir ders kapısı açtığını, fakat adam Mekke'de de olsa, Kabe'nin karşısında da olsa istemiyorsa, değil mi? kafir olduğunu, peygamberi gördüğü halde kafir olduğunu, amcası olduğu halde kafir olduğunu da görüyorsun. Demek ki herkesin istidadına göre, cüz'i iradesine göre Allah bir meydan imtihan açtı. Eğer kaybetmezsen cennette yerin hazır. Yani böyle şu anda cennette yok, sen de bakılacaksan, kazanırsan yaratılacak öyle bir şey yok. Yüzde yüz kazanman gereken bir imtihana konuldu insan. Farzlarını yap, kebairlere girme, yedi büyük günahlara girme. Allah'tan tövbe istifarda bulun. Dersini oku. Allah'a yalvar. Hayatını Allah rızası için geçir. Arkana bakma, şu kapıyı kapat, bu dünyadan çek git. Bu kadar basit. Yani yükü sırtına alma diyor. Üstüne otur, keyfine bak. Misafirhanedesin değil mi? Misafirhanedeyim. Misafir çok güzel bir şey misafir olmak. Hele sultanı kainatın misafiriysen, onun diyor sofrasından helal dairesinde ye iç keyfine bak. Helal dairesinde ye iç keyfine bak yani. Fakat misafirhane sahibinin malını gasp etmeye kalkma. Bu mülk benimdir diye tapusu var bende diye üstüne çöreklenme. Böyle yapışma. Keyfine bak sen misafirsin. Onun rızası dairesinde otur, kalk, yürü. Ne istiyorsa onu yap. İzinsiz bir yere gitme. Helal dairesi diyor keyfi kafidir. Değil mi? Harama girmeye lüzum yok. Evet. Eğer kaybetmezsen herkesin istidadına göre bir cennette saadeti var. Yeri hazırdır. Evet. Öyle bir sermediği bir saltanat muhaldir ki bu faniler ve zail zeriller üstünde dursun. Şu hakikate, şu temsil dürbünüyle bak mesela. Sen yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki yol içinde bir han var. Otel. Han. Bir büyük zat, yani o alemin sahibi, sultanı, Cenab-ı Hak, o hanı, o oteli kendine gelen misafirlerine yapmış. O misafirlerin bir gece, yani bu gece tabirine iyi dikkat etmem lazım benim. Yani gündüz her şey gözükür, gece çoğu şey gözükmez. insanın hayatı bir gece, dünyanın hepsini göremiyorsun bile. Bazen bulunduğun yerde değil mi? İşe git eve gel, işe git eve gel daracık bir daire içinde dönüp duruyor insan. Yani bir gece kalıyor burada. Çoğu zaman karanlık. Bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın milyonlar altın sarf ediyor. Evet, bir gece için bu kadar masraf yapıyor. Temin o masrafı söylediğim güneş, ay, yıldızlar hepsini masraf o misafirlerin bir gece tenezzüf ve ibretleri için Oha'nın tezyinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler o tezginattan pek azı az bir zamanda bakıp o nimetlerden az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyor. Hani hiç kimse buradan doymadan gidiyor. Değil mi? Tatmaya izin var doymaya izin yok çünkü dünya ona müsait değil. Fakat Efendimizin ifadesiyle onların istediği dünyaya Ömer onların olsun değil mi? Onlar orada olsun gitsinler. Ahiret diyor bizim olsun fakat şu var cennete gidecek bir adam misafir olduğunu idrak eden bir adam Sultan-ı Azim'in Gani olan sultanın has misafiri dünyada cennet hayatının numunesini zindanda bile olsa Allah onun kalbinde ve ruhunda ona yaşattırıp Ondan sonra onu cennetine alır. Eğer Allah'ın düşmanıysa, Allah'ın misafirhanesindeki malları, mülkleri gasp edip ben de sana rakibim, ilahım diyorsa, o adam zahiren süsün içinde, deptebenin içinde olsa da, yani kitabın ifadesiyle sarayda bile olsa, Allah onun kalbine diye öyle bir ateş atar ki, onu diye cayır cayır yakar. Sarayda bile olsa o zindandadır, betbahttır cehennemin numunesini dünyada yaşatmadan onu bu dünyadan almaz. Çünkü insanın kalbinde eğer Allah'ın düşmanı ise cehennemin tohumunu saklar. Eğer Allah'ın dostuysa cennetin çekirdeğini üzerinde taşır. Biri saklar ifadesi kullanıyor. Çünkü gaflet var. Gaflet çoğu hislerin üstünü örtüyor. Ölüm anında o gaflet toptan kalkıp gidiyor. Diğeri ise üzerinde taşıyor. Her şeyinde, evinde, işinde, o eşyasında, oturduğu yerde, yüzünde, şeklinde. Yani mümin kimdir? Bakıldığı zaman sana Allah'ı hatırlatan, içini ferahlatan, gönlünü genişleten, üzerinde cenneti taşıyan adam mümindir. Değil mi? Allah bizi müminlerden etsin, müminlerle beraber etsin inşallah. Evet. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla yani hafızasıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkat ile alıyorlar. Melaikeler her hali, her tavrı, her sözü kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetler tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın yani şu gözümüzün önünde bu dünyayı bu kadar mükemmel yaratan zat Zülcelal'in daimi pek ali menzilleri hem tükenmez pek kıymetli hazineleri hem müstemir pek büyük bir sahabeti vardır. Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştahalarını açıyor.'' ve onlara hazırladığı cennetteki ebedi hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. İştiyaklarını arttırıyor. Onları oraya doğru çekiyor. Aynen onun gibi şu misafirhane dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu dokuz esası anlarsın. Birinci esas. Anlarsın ki o han gibi bu dünya dahi kendi için değil, kendi kendine bu sureti alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. Ne binaların değil mi ebediyeti var ne içinde oturanların. Her an dolup boşanan bir misafirhane. Hikmetle yapılmış bir misafirhane kendi kendine bu şekli alması mümkün olmayan bir sultanın misafirhanesi. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabbi Kerim'i, Kerim olan Rabbi onları Darus Selam, ebedi selamet memleketi olan Cennetül Firdevs'e davet ediyor. Şunlar ise numunelerdir. Asılları ve menbaaları görmeye gidecek insan cennete inşallah. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat, bu kadar süslü mükemmellik, yalnız telezüz veya tenezzü için değil. Çünkü dünya bir zaman lezzet verse, firakıyla ayrılığıyla birçok zaman elem verir. Gençlik gibi elinden akıp gitti. Yani bir zaman bir lezzet verse, ayrılığıyla çok zaman elem verir sana tattırır, gençliğin ne olduğunu, ebedi bir gençliğin var olduğunu tattırır. Misal bu gençlik, sen daha çok arttırabilirsin misalleri. Her nimet için bu geçerlidir. İştahını açar, ebedi bir gençliği insan ister, iştahlanır. Keşke olsaydı der. Fakat dünya doyuramaz çünkü ihtiyarlarsın ve ölürsün. O zaman bu açılmış iştahın karşılığı ebedi bir gençliğin olduğu ebedi bir alemin varlığını gösterir. Çünkü dünyada ya onun ömrü kısadır, ya senin ömrün kısadır, doymaya kafi değil, demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat, ibret içindir, şükür içindir, usulü daimisine teşvik içindir, başka ulvi gayeler içindir. Hem anlarsın ki, şu dünyadaki müze yanat ise, cennette ehl iman için, rahmet-i rahmanla iddihar olunan nimetlerin, numuneleri, suretleri hükmündedir. Beşinci esas. Hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil, yok olmak için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamıştır. Allah mülkünün sahibidir. Niye mülkünü mahvesine? Değil mi? Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp matlup bir vaziyet alıp ta suretleri alınsın, timsallere tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar neşredilsin. Hem alem bekada başı gayeleri meder olsun. Yani insan nasıl fotoğrafla, video ile kendi hayatını bakileştirmeye çalışıp kayıt altına alıyor. İşte insanın dünyada yaptığı hayırları Allah kayıt altına alıyor ki ebedi cennette, ebedi vizyonlarda çünkü üstadın bir tabiri var. Asıl o vizyonlar, televizyonların asıl yani görüntü ve ses aleminin aslını insan cennette kendi hayatını seyredip oradan Allah'ın razı olduğu nimetleri oradan geldiğini görüp kendi amelinin karşılığına olduğunu tadıp o lezzetin kıymetini birden bine çıkaracak Cenab-ı Hak. Ve bir nevi o dünya hayatına beka verecek fakat günah sahnelerini diyor mahşerde bırakacak. Onları silecek. Onları göstermeyecek. Sadece o ibadet sahneleri, değil mi? Çektiğin zahmetler, zorluklar, sıkıntılar, şük şükretmen, şikayet etmemen, ondan razı olmanın ebedi meyvelerini yedirecek ve insan nasıl dünyada çalıştığı zaman zahmet çekiyor fakat o ücreti aldığı zaman o zahmet lezzete inkılap ediyor. İşte diyor ki bu çektiğim zahmetin diyor karşılığıdır. Cennette cennet Allah'ın fazlındandır. Allah'ın ikramıdır. Cenab-ı Hak cennetini kimse ibadetiyle kazanamaz. Ama Cenab-ı Hak sanki yaptığın hayırlarla kazanmışın gibi o hayırları bir daha gösterip hatta cennet köşlerinde diyor birbirine böyle anlatıp ya şuraya gitmiştik şöyle böyle olmuştu. O sahnelerin içinde gezdirip onların mükafatıyla ebedi lezzetlendirip ebedi tatlandırıp o ücretinin karşılığını almaktan gelen bir lezzeti de onun üzerine ekleyip insanın keyfiyetini arttıracak. Evet. Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamamı vazife ve teris olduğunu bununla anlaşılır ki fani bir şey çok cihetle fenaya gider fakat çok cihetlerle de baki kalır. Fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok de baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki en adi hayat tabakası olan bir çiçek kısa bir zamanda o çiçek o güzelliğiyle tebessüm edip bize bakar. Derakap fena perdesinde sak perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider. Fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ipka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider.'' Fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum hıfsız yine için birer fotoğraf, devam bekası için birer menzildir. En basit mertebeyi hayat olan masnu böyle ise, yani bir çiçek bile bekaya mazhar ise, tohumlarıyla veya hafızalarda bıraktığı görüntüleriyle o tohumlarıyla bekaya mazhar ise, en adi mertebeye hayat böyle bekaya mazhar ise, en yüksek tabakayı hayattı ve ervah-ı bakiye, baki ruhun sahibi olan insan ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Demek ölüm hiçlik değil, yokluk değil, inkraz değil, sönmek değil. Ruhun eskimiş cesedinden, eskimiş yuvasından kurtulup özgürlüğüne kavuşma anı. Şebbi i Arus, günü, değil mi? Çiyanların, akreplerin içinden yani zindanı dünyadan bostanı cinan'a çıkma anı. Ölümün hakikati mümin için bu. Değil mi? Rabbimiz onlardan eylesin. Yok o yüzden yokluk yok, hiçlik yok. O Allah'ın cezası lanetullah şeytan. Sekeratta girip diyecek haşa, Allah yok diyecek, ahiret yok, sen de yok olacaksın. Ona demek lazım. Sen bunu söylüyorsan var zaten. Hani la ilahe illallah demenin sırrı o. O var. ahirette ahiret de var. Beka da var. Ve kalben tasdik edip aklen kabul ettim. Hissettim ve duydum. Def olacak insan ona inşallah. Ve ölüm hendeyinden doğum gibi. Yani ana rahminden çocuk nasıl suyun içinden farklı bir hayata gelip nefes almaya başlayıp yeni bir hayata başlıyor. İşte bir hendek var. Yani bir yokluk kendine düşer gibi diyor insan olur o anda işte bu La ilahe illallah kelamıyla Muhammed Resulullah'la o perde yırtılır. O hendeyi atlar. Yeni, farklı o cesetten kurtulmuşsun artık. Eskimiş yuvadan kurtuldun. Yeni bir hayata bedene misalle berzah aleminde fakat dünyadan çok üstün bir hayat. Cennetten çok düşük ama dünyadan da çok üstün. Dünya ona göre diyor rüya gibidir. Nasıl gece adam rüya görüyor, sabah uyandığı zaman diyor ki uyandım ya rüyamış ben de gerçek zannettim. Neden öyle diyor? Uyandığı alem olan dünya ona göre daha gerçek olduğu için rüyamış diyor. İnsanlar diyor uykudadır, ölünce uyanacaklar. İşte öldüğü zaman bir insan eğer ölmeden önce ölmediyse, kapılar açılmadıysa veya şehadet makamına çıkmadıysa uyandım diyecek. Değil mi? Uyandım. Yeni bir hayata çıktım. Dünya hiç hükmündeymiş rüzgar gibi uçtu ve gitti ve kayboldu. Evet. Altın, altıncı esas hem anlarsın ki insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Yani bir hayvan değildir. Hayvan gibi dahi yaşayamazsın. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır. Bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Yedinci esas, hem anlarsın ki güz mevsiminde yaz-bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisattır. Hem yeni gelen baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrigattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak vazifeler mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı subhaniyedir. Yani bahar mevsiminin o şaşası, yazın en kemale ulaşan o mükemmellik sonbaharla söndürülüp kışın öldürüldü. İşte senin de hayatının bir ilk baharı, değil mi? Bir yazı, gençlik yazı, çocukluk ilkbaharı ve olgunluk sonbaharı ve ölüm kışı gelecek. Yani bu sabah nasıl öğlen en zirveye ulaştı, zuhur namazı zuhur etti. Gençliktir öğlen, sabah da doğumdur, ikindi olgunluktur, kırk yaşıdır, akşam da ölümdür, yatsı da kabirdir, bir devran böyle tamamlanıp her gün insana ihtar edilir. Doğdun ve öleceksin. İşte bu baharda bu bahar doğdu ve son bahardan sonra ölecek. Yani ikazattır ve vazifeni unuttuysan vazifeni tekrar hatırla, senin vazifen o Cenab-ı Hakk'ı bilip ona şükredip, onun nimetlerini bütün aleme ilan etmek. Sekizinci esas, hem anlarsın ki şu fani alemin sermediği sani için başka ve baki bir alem var, ibadını oraya sevk ve ona teşvik eder. Yani Cenab-ı Hak cennette mesut bir hayat yaşamanı ister. Oraya sevk eder, peygamberleriyle, kitaplarıyla, evliyalarıyla, müceddikleriyle, alimleriyle, af kapısıyla, merhametiyle, Ramazan-ı Şerif orucuyla, Ramazan bayramında işte anasından doğmuş gibi herkesi günahsız yapmasıyla oraya teşvik eder, oraya sevk eder, orayı arzulamasını ister. Dokuzuncu esas, son esas bu. Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir şefkat, öyle bir merhamet sahibi, öyle bir alemde, öyle has ibadına, öyle ikramlar cennette edecek ki ne dünyada göz onu görmüş, ne kulak onu işitmiş ne de dünyada beşerin kalbi, kalbi beşer böyle bir şey hutur etmemiş, hissetmemiştir. Amenna. Cenab-ı Hak Cennetül Firdevs'inde Cemalullah'la müşerref edip zatına dost ve aşık olmayı bize nasip etsin. Bizi ve çoluk çocuğumuzu, ailemizi, ümmeti Muhammed'i cehenneminde muhafaza etsin ümmet Muhammed'e yardım ok dokunun ne kadar insan varsa Allah onlara hidayet nasip edip onların hürmetine bizi bizim hürmetimizi onları kurtarıp bahane yapıp Cennetül Firdevs'te hepimize mesut etsin inşallah. El fatiha.